Ebu Bekir radıyallahu anh o eve doğru gidiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hücresinde Ayşe anamıza böyle yaslanmış bir vaziyette başı. O anda Ayşe annemizin erkek kardeşi Abdurrahman içeriye giriyor. Elinde bir misvak var. Efendimiz şöyle misvaka bakınca Ayşe annemiz, ya Resulallah istiyor musun misvakı, dişlerini misvaklamamı ister misin? Efendimiz ima ile evet diyor. Ayşe anamız alıyor misvakı, bakıyor ki biraz sert, biraz yumuşatıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin biraz dişlerine sürüyor. Efendimiz önce kendisi yapmaya çalışıyor, yapamadığından dolayı anamız alıyor, biraz yapıyor. Tam o anda üç kez Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah diyor. Ne kadar ağırmış ölümün sekeratı diyor. Ne kadar ağırmış. Ayşe Hanım zaten o manzarayı gördüğü için diyor ki ben Resulullah'ta bile onu görünce artık hiç kimsenin ölümü için bundan sonra konuşmadım diyor. Üç kez bunu tekrar ettikten sonra ilel refikil a'la deyip elini şehadet parmağı olarak kaldırıp elinde misvak düşüp Ayşe anamızın göğsünde ruhunu Rahman'a teslim ediyor. Anamız önce bayıldığını zannediyor ama sonra bakıyor ki Efendimiz'de herhangi bir tepki yok. Bir feryat. Onun feryadının duyulmasıyla sahabede duyuyor zaten. Halka halka yayılıyor ve o andaki sahabenin o ruh halini, yaşadıklarını, orada ortaya koyduklarını anlatmaya kelimeler yetmez. Tabi haber ta Sunuh'taki Hazreti Ebu Bekir'e de ulaşıyor. Ebu Bekir geliyor, geliyor. Mescid-i Nebevi'nin içerisinden geçince bakıyor ki sahabe gitmiş. Hazreti Ebu Ömer kılıcını çekmiş. O ölmedi. Musa gibi baygınlık geçiriyor. Her kim ki Muhammed öldü derse onun başını uçururum. Münafıkların kökünü kazımayana kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızdan ayrılmayacak, tepki gösteriyor. Hazreti Osman bir kenara çekilmiş, tir tir titriyor, ne yapacağını şaşırmış. Her sahabede bu noktada farklı bir hal var. Ama Hazreti Ebubekir onlarla hiç konuşmuyor. İçeriye giriyor. Önce kapıyı çalıyor. Ayşe annemizden izin istiyor. Ayşe annemiz babasının geldiğini görünce artık izne gerek yok diyor. Allah Resulü vefat etti diyor. O anda içeriye giriyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin üstünde bir örtü var. Kaldırıyor örtüyü. Alnına bir öpücük konduruyor. Hayatında da güzeldin, ölümünde de güzelsin ya Resulallah diyor. Ondan sonra gözündeki yaşları siliyor. Bir dağ gibi, bir dağ gibi dışarıya çıkıyor ve o tarihi konuşmasını yapıyor. Her kim ki Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Ama her kim Allah'a kulluk ediyorsa bilsin ki Allah haydır, bakidir, mutlak manada Allah'tır diri olan. Ve ondan sonra Ali İmran suresindeki o ayeti okuyor. O ayeti okuduğu zaman Hazreti Ömer diyor ki ben defaatle o ayeti duymuşum. Sanki o ayet yeni nazil olmuş gibi bana geldi. Muhammed ancak bir Resuldür. Ondan önce de nice Resuller gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse siz ökçelerinizin üzerinde gerisin geriye mi gideceksiniz? Her kim ki geriye giderse yani eski haline dönerse Allah'a bir zarar veremez ama Allah şükreden kullarını mükafatlandırır. Hazreti Ebu Bekir'in bu sözleri sarsıyor bir anda sahabeyi ve ölümün mevt dediğimiz o ölümün hakikatini hatırlatıyor. Hepsi biliyor ama olayın o acısı, o ağırlığı, o şeyi o kadar derin ki o anda Hazreti Ebu Bekir gibi birisinin ancak bu noktada bir sarsması gerekiyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh da onu sarstığı zaman sahabe biraz olsun kendisine gelmiş oluyor. Sonra o günde, o gün içerisinde olan her şeyde biz Hazreti Ebu Bekir'i görüyoruz. Çünkü insanlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Başlarına bir iş geldiklerinde kime gidip sorarlardı? Allah Resulüne. Şimdi Resulullah yok. Nasıl yapacağız? Nasıl yıkayacağız? Nasıl defnedeceğiz? Nereye defnedeceğiz? Cenaze namazı nasıl kılınacak? Bu işlerin hepsi nasıl olacak? Ondan sonra kim imam olacak? Kim bu işleri üstlenecek? Bütün bunların hepsinin sorularının cevabı oluyor Ebu Bekir radıyallahu anh. Allah ondan ebeden razı olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiği üzere hepsini söylüyor. Ehli beyt yıkamayla uğraşıyor.
Hazreti Ali hatırlıyor ya, Resulullah zaten bana demişti, Ali sen beni yıkayacaksın. Bana bunu dediği zaman diyor ki Hazreti Ali, ben dedim ki ya Resulallah ben bilmiyorum ki yıkamayı. Öğretecekler sana Ali diyor, öğretecekler. Ve Hazreti Ali ilk kez Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yıkıyor. Nasıl yıkayacağını, nasıl davranacağını hepsini orada bir şekilde ona gösteriliyor zaten. Nereye defnedeceğiz diye bir mesele oluşuyor. Ne yapacağız diyor. Baki'ye mi götürelim, Baki kabristanlığına? Orada Kabe diye bir teklifte bulunan bile oluyor. Başka şeyler de söyleyenler oluyor. Hazreti Ebubekir diyor ki hayır. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. O dedi ki peygamberler vefat ettikleri yere defnedilirler. Onun vefat yeri burası, defnedilecek yeri de burası. Bunun üzerine orada karar kılınır. Medine'nin mezar kazıcıları var. İki türlü mezar kazılır. Muhacirler lahit sisteminde, ensar şuk denilen bir sistemde. Çağırındır Hazreti Ebubekir. Hangisi erken gelirse o kazsındır. Muhacirlerden gelir. Lahit sisteminde kazılır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Ehli Beyt'in refakatinde Hazreti Ali, Fadıl İbni Abbas, Üsame de Ehli Beyt'ten sayılır. O onların şeyiyle, Enes de orada, onların yardımıyla bir şekliyle defin gerçekleşir. Definden dönerlerken Hazreti Fatıma Enes'i görür. Enes'tir. Allah Resulü'nün üzerine toprak atmaya nasıl canın el verdidir. Enes de zaten orada söyleyecek bir şey yoktur. Fatıma anamız da ölüme, ölümün hakikatine inanmıştır ama o ruh haliyle bunu söylemiştir. Orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin defin meselesi de gerçekleştikten sonra ümmetin o noktada önemli bir adımı, ki o önemli bir adımdır, daha defnedilmeden imamlarını seçmişlerdir. Bazıları bunu anlamıyorlar, farklı yerlere çekiyorlar. Sanki sahabe bir iktidar kavgasına girdi, sanki sahabe farklı bir şeye girdi. Daha Resulullah defnedilmeden imamın kim olacağı tartışıldı falan filan. Mesele o değil, mesele çok mühim bir mesele. Mesele o mihrabın boş bırakılmaması mesele, meselesi, mesele zafiyete kapı açmama meselesidir. Zaten onun için Ensar bu işi Beni Sa'd sakifesinde tertiplemiştir. Sonra da ümmet Ebu Bekir'e biat ederek bu işi bundan sonraki süreçte onun üstlenmesi gerektiğini, onun omuzlayarak götürmesi gerektiğini ona tevdi etmişlerdir. Onun için meseleyi başka yerlere çekmeye gerek yok. Burada bir şey daha söyleyelim, çünkü o noktada da bazen farklı şeyler söyleniyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cenaze namazı nasıl kılındı meselesi. Şimdi Ebu Bekir radıyallahu anh burada defnedilecek deyince, orası küçücük bir oda zaten. Efendimizin kabri şeyinin, naaşının dışarıya taşınmasına da müsaade etmedi. Odanın aldığı kadarıyla insanlar içeriye alındı. İmam odur. O varken kimse ona imam olamaz dedi ve herkes bireysel olarak namaz kıldı. Odaya giren ilk cemaatin sayısı 17 kişi olduğu için 17 kişi kıldı. Ama sonra bütün Medine'deki erkekler, kadınlar, çocuklar hepsi odaya girecek kadar bölük bölük girdiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine münferiden cenaze namazı kıldılar ve çıktılar. Onun için bu meseleyi de başka yerlere çekmenin bir anlamı yok. Meselenin gerekçesi budur. Böylelikle aleyhissalatü vesselam Efendimiz ruhunu teslim etmiş oldu ve şu anki yerinde halen meskun. Biz onu meskun biliyoruz. Çünkü karşısına gidip Esselamu aleyke ya Resulallah dediğimizde ve aleyke selam deyip bizim selamımıza icabet ettiğine inanırız. Ve onun getirdiği mirasın diri bir biçimde halen içimizde olduğuna inanırız. Bu noktada da bazı şeyleri unutmadan peygamberle hukukumuzu kurmaya çalışırız. Peki hocam, şey, Ayşe annemizin odasıydı ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, evet, vefat ettiği ve defnedildiği oda. Sonrasında oraya kabir kazılıp cenaze namazları bittikten sonra Ayşe annemiz yine o odada yaşamaya devam etti mi? Kabrin yanında yani. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrinin önüne bir örtü çekildi. Orada defne yaşadı anamız. Hazreti Ebu Bekir de vefat edince biliyorsunuz oraya defnedildi.
Hazreti Ömer de vefat edince oraya defnedildi. Orası işte geçilmiş derslerde resimlerini gösterdik yani. Böyle 35-40 metrekarelik bir yerdi. Hazreti Ayşe anamız tek başına yaşadığı için o kabirlerin arkasına bir örtü çekerek hayatının sonuna kadar orada yaşadı. Orada bir yer daha var aslında, bir kabirlik yer vardı. Ve Ayşe anamız genelde orayı kendisine saklamıştı. Ama en son kendisi vefat edeceği zaman Baki kabristanlığına defnedilmeyi istediği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına değil oraya defnedildi. Ha, bu resim geldi, resimden daha iyi görünüyor. Üç tane Hücre-i Saadet'teki o kabirler ön tarafta olan, o arka kısımda olan yerde de annemiz kalıyor zaten. Evet. Peki hocam. Allah razı olsun hocam. Selatü vesselamu aleyke ya Resulallah diyelim. Cenab-ı Hak onun şefaatinden bizi mahrum etmesin. İnşallah onun yolunda yürümek her zaman nasip olsun. Amin hocam. Buradaki hasretimizi Cenab-ı Hak cennette onunla beraber